Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı. Hain saldırıya misliyle karşılık verildi. Mehmet Geçgel Suriye sınırından son gelişmeleri aktaracak. Can Okanar, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Sınır ötesinde operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ın kuzeyinde operasyonların sürdüğünü ifade edelim. Geride bıraktığımız saatte Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yine geride bıraktığımız dakikalarda Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde belirledikleri 11 teröristi etkisiz hale getirdi denildi yapılan açıklamada ve kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek açıklaması yaparak operasyonlarda kararlılık vurgusu yapıldı. Böylece 2 günde 78 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Geride bıraktığımız günde 59 terörist, ikisi üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirilmişti. Hemen onun ardından Milli İstihbarat Teşkilatı kırmızı kategoride yer alan bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Geride bıraktığımız günde 60 terörist etkisiz hale getirilirken bugünle birlikte toplamda 78 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Operasyonlar kararlılıkla devam ediyor dedik. Zira Suriye'nin kuzeyinde Aynel Arap kırsalında yine bir yandan Münbiç Terrifat kırsalında Fırat Kalkanı harekat bölgesinde bunun yanı sıra Kamışlı hemen ardımda yer alan Kamışlı'nın kırsal noktalarında da terör temizliği devam ediyor. Teröristlerin belirlendikleri noktalara Türk Silahlı Kuvvetleri hedefleri imha ederek teröristleri de etkisiz hale getiriyor. Irak'ın kuzeyinde de operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Zira teröristlerin saklandığı mağara, sığınak ve barınaklarda teröristlerin inleri de başlarına yıkılmaya devam ediliyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan da yapılan bir açıklama vardı. İçişleri Bakanlığı da yine kırmızı kategoride aranan teröristin Mardin'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist Ramazan Aktaş Mardin'deki bir evde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir denildi yine yapılan açıklamada. Operasyonla etkisiz hale getirildi Mardin'deki teröriste. O evde de yine çeşitli materyaller ve teröriste ait mühimmatlar da ele geçirildi. Bunu da ifade edelim. Yine İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama doğrultusunda özel harekat polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla Mardin'de gerçekleştirildi bu operasyon ve terörist evde etkisiz hale getirildi. Operasyonlar hem yurt içinde hem yurt dışında devam ediyor. Sınırlarımızın hemen ötesinde Suriye bölgesine baktığımızda da terör hedefleri vurulmaya devam ediyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ'dan dönmesini rica edeceğim. Bakın hemen o noktadan duman yükselmeye başladı. Şimdi fark ettik o noktayı da. Terör hedefleri tek tek vurularak imha ediliyor. Hem Aynel Arap kırsalında hem Münbiç kırsalında terör yuvaları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınarak vuruluyor ve teröristler de etkisiz hale getiriliyor. Şu an ekranlarınıza gelen noktada Kamışlı bölgesi ki Kamışlı'da da yine teröristlerin sözde karargah olarak kullandıkları pek çok nokta bulunuyordu. O noktalarda yine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından TUSAŞ saldırısının hemen ardından hedef alınarak teröristler etkisiz hale getirilmeye başlandı ve etkisiz hale getirildi. Hedefler tek tek vuruldu. Tabii toplamda 154 hedefin şu ana kadar vurulduğu bilgisi elimizde ve 154 hedef imha edilirken bu noktada da teröristler de etkisiz hale getirildi. Biraz önce de ifade ettiğim gibi 2 günde toplamda 78 teröristin öldürüldüğünü, etkisiz hale getirildiğini sizlerle paylaşalım. Tabii Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar kararlılıkla devam ederken Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit bölgesinde de operasyonların kararlılıkla devam ettiğini ifade etmemiz gerekir. Şu anda gördüğünüz noktadan da yine dumanların yükseldiğini ifade edelim ki Kamışlı bölgesinde de teröristlerin yuvalandığını biliyoruz. O noktadan da yine teröristlerin bulunduğu noktadan özellikle sözde karargah olarak kullandıkları bir yandan lojistik ve evet orası da yine evet bakın hemen ileride Kamışlı bölgesinin bir başka noktasını kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ekranlarınıza getirecek. Bir ses geldi. O noktadan da yine dumanların yükseldiğini görebiliyorum. Terör hedefleri tek tek imha ediliyor ve
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından topçu atışları, gerek obüs atışlarıyla terör hedefleri vurularak teröristler de etkisiz hale getiriliyor. Aynel Arap kırsalı Terrifat kırsalında da yine teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ifade edelim. Zira Terrifat kırsalında teröristler işgal ettikleri köylerde bulunmaya devam ediyor ki sivillerden gasp ettikleri evleri de sözde karargaha çeviren teröristler o noktadan güvenli bölgelere saldırı ve sızma girişiminde bulunuyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri bu saldırı ve sızma girişimlerinin tamamını bertaraf ediyor ki hedeflerde tam isabetle vurulmaya devam ediliyor. Toparlayacak olursak 2 günde 154 hedef vuruldu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Şehitlerimizin intikamı alındı. Kanları yerde bırakılmadı ve toplamda 2 günde 78 teröriste etkisiz hale getirildi. Kararlılıklı operasyonların sürdürüleceğini ifade etti Milli Savunma Bakanlığı ve hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde operasyonların sürdüğünü biz de gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Sınırın sıfır noktasındayız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma da devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin PKK terör örgütü üyesi Rojger Kod adlı Ali Örek ve Mine Sevcin Alçiçek olduğunu açıkladı. Ankara'ya gidiyoruz. Ayrıntıları haber muhabiri Murat Sekban aktaracak. Can Okanar, 5 vatan evladının şehit düştüğü o terör saldırısının ardından 8 Cumhuriyet Başsavcısı bir Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle birlikte görevlendirilmişti. Onlar incelemelerini sürdürüyorlar. Hem bölgedeki buraya gelen güvenlik kamera kayıtları hem de varsa şüphelilerle ilgili de soruşturmanın derin bir şekilde titizlikte yürütüldüğünü de belirtmiş olalım. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün itibariyle duyurmuştu. Her iki teröristin de hem kadın hem de erkek teröristin de PKK üyesi olduğunu belirtmişti. Erkek teröriste ilişkin güvenlik kaynaklarından bazı detaylar var. 14 yaşında terör örgütü PKK'ya katıldı ve katıldıktan sonra Türkiye'ye bir daha giriş yapmadı belirlendi. Teröristlere ilişkin yapılan bu inceleme sürecinde de her iki teröristin de bu terör saldırısından bir veya iki gün önce Suriye'den Türkiye'ye sızdıkları ve girdikleri de ilk belirlenenler arasında. Erkek teröristin de zaten en son Suriye Kamışlı'da bulunduğu da yine istihbarat raporlarına yansımış durumda. Bunun dışında tespit edilen bir diğer husussa şu, iki teröristin de terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler biriminde Kandil'de veya bir noktada özel eğitim aldıkları ve ondan sonra da bu terör saldırısını gerçekleştirdiği yönünde dediğimiz gibi her iki teröristin de kimliği belirlendi. Bunun dışında bu saldırıya ilişkin soruşturma derin bir şekilde devam ediyor. Biz şu anda TUSAŞ'ın tam önündeyiz. Burada bugün ne oldu? Çok kısa ondan bahsedeceğim. Az önce de dedim 5 vatan evladının şehit olduğu o terör saldırısının ardından TUSAŞ kampüsü oldukça büyük. Her bir noktası Türk bayraklarıyla donatıldı ve buraya gelen birçok noktada yol güzergahı üzerinde de Türk bayraklarının bulunduğunu da belirtelim. TUSAŞ personelleri de saldırının gerçekleştiği sabah nasıl mesaiye geldilerse dün de bugün de daha yüksek motivasyonla işlerinin başındalar. İşe gelenler arasında o saldırıda yaralanan ve taburcu olan personeller de var. Onların ilk durağı yine iş yerleri oldu ve TUSAŞ'a geldiler. Türkiye'nin savunma sanayisi için daha fazla hırsla, daha fazla motivasyonla içerideler, çalışıyorlar. Türkiye için üretmeye devam ediyorlar. Can Okanar.